suyla ilgili de bizim çalışmalarımız var. Eski su kaynaklarımızı biz aktive ettik. Yani depoyla bağlantısı olmayan ama Şabunüzü mahalle birleşmeden önce kendine yetebilen su kaynağı vardı. Tabii ki Şabunüzü o yıllarda 2000-3000 nüfuslardaydı. Şimdi yaklaşık 9000'e yaklaştık nüfus olarak. Karakaya mevkiinde bulunan su kuyumuzu biz aktive ettik. Ve yaklaşık 2 kilometrelik bir hat depomuza, ana hattımıza bağladık. Sistemlerini, elektrik panolarını, motorlarını hepsini tamamen yeniledik. Düğmeye basılacak şekilde, hazır şekilde bekliyor. Çünkü biz şu anda güdülecekten besleniyoruz su anlamında. Güdülecekten alıyoruz suyumuzu. Ve Kara Üzüm Deresi dediğimiz mevkiden de yaklaşık yine 2 kilometre mesafede ana depomuza su bağlantısı gerçekleştirdik. Şu anda o cazibeyle gelen bir su olduğu için sürekli depomuza akmakta. Yani ama kullanmıyorsunuz şu anda. Kullanıyoruz. Oradan cazibeyle geldiği için o gelen suyu kullanıyoruz. Güzel bir su. Yani orada çeşmelerimiz de var. İnsanlarımız özellikle oradan su doldurdular da ellerinde içme suyu olarak kullanmak için. O suyu biz artık depomuza bağladık. Şabunuzu halkına sunuyoruz. Şimdi çeşmelerden o su akıyor yani. Güldürecekle birlikte mi karıştırıyorsunuz yoksa ayrı bir depoya mı yani? Bir mahalleye mi? Güldürecekle yoksa birlikte karıştırıyoruz. Yani evet. Güldürecekten aldığımız su miktarı biraz daha azalmış oluyor yani. Arıtma noktasında yani suyun bir analizlerini falan yaptırdınız evet, mı? Evet, arıtma noktasında depomuzda bunu arıtıyoruz. Evet. O anlamda da ekstra bir çalışma daha başlattık. Karören mahallemizde kot anlamında bizim depolarımızı kurtaracak kot seviyesinde su ölçümleri yaptırdık. Onunla ilgili de yakın zamanda inşallah oradan bir hat daha çekeceğiz depolarımıza Karören mevkiinden. Hem Karören'i besleyecek hem de Şabunuzu besleyecek bir su bulmayı hedefliyoruz oradan. Sonrasında Güldürecek'ten tamamen bağımsız hale gelmeye çalışıyoruz. Çünkü Güldürecek'teki sudan vatandaşlarımız şikayetçi. Çankırı'da nasıl şikayetçiyseniz sizler, biz de burada şikayetçiyiz Güldürecek'teki sudan. Ama işte kendi kaynaklarımızı aktive ederek tamamen bağımsız, kendi öz kaynaklarıyla kendine yeter bir iç olmaya çalışıyoruz su konusunda yani. Yani mahallemizde uzun vadede Güldürecek'teki suyu kullanmayacak mısınız? Bu suyu mu kullanacak? Kullanmak istemiyoruz. Bizim su kaynaklarımız aslında yeterli. Ama depolarımıza bağlantıları yapılmamış. Gürpınar Mahallesi'nde de biz yine aynı şekilde depolarımıza su hattını çektik. Ama tabii ki elektrik maliyetlerini biliyorsunuz. Elektrik maliyetleri yüksek olduğu için de şu anda çalıştırmıyoruz. Ama Şabunüzü halkı, Gürpınar, Gümerdin ve Karaören halkı şundan emin olsun. Şabunüzü Belediyesi bu anlamda onların mağduriyet yaşamaması anlamında tüm hazırlıklarını yapıyor, yapmaya da devam ediyor. Güldürecek'ten bağımsız hale gelmeye çalışıyoruz bu anlamda. Yani uzun vadede uzun vadede suyu değil kendi suyumuzu kullanmak istiyoruz. Peki evet. Asbestli borudan kurtuldu mu Şabunüzü? Şabunüzü merkezi yani asbestli tatlı su gelmesi değil bir de onun da sağlıklı bir şekilde ulaştırılması da önemli. Şabunüzü merkezde AK Parti Belediye Başkanımız Ali Çapçı zamanında bu çalışmalar yapıldı. Altyapı ve su hatları tekrar yenilendi. Şabunuzu merkezde öyle bir sorunumuz yok. Sorun olan yerler nereler? Yeni mahalleler. Yeni bağlanan beldelerimiz, mahallelerimiz. Bunlar evet. Da Gümerdin ve Karören Mahallesi'nde sorunlar var. Tabii ki bu asbestli borulardan onlar da kurtulacak inşallah.